geldiniz. Bugün Mert Veteriner Kliniği Başhekimi Ahmet Mert hocamızla beraber olacağız. Ben Uğur Dağtekin, Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Başkanı. Sizin göndermiş olduğunuz sorular üzerinden ilerleyeceğiz. En son yayına bitmesine yarım saat, 25 dakika kala tekrar yorumları açacağım. Yayın başladığında yorumları kapatacağım. Oradan tekrar da yorumlar üzerinden sizlerden de sorularınızı alacağım. Sizden tek isteğimiz sabırlı bir şekilde yayını dinleyin. Ahmet Mert hocamız gerçekten büyükbaş anlamında Adana'da hani bayağı bilgili, saha anlamında çok tecrübeli bir hocamız. Ahmet hocanın katılmasını bekliyorum. Bu arada arkadaşlar yayına katılamayan ya da Instagram olmayan arkadaşlardan çok talep geldi. YouTube hesabımızı açtık bu yüzden. Hani yayını tekrar YouTube'a da yükleyeceğiz. Haberiniz olsun. Ben Ahmet hocamızı tekrar davet ediyorum. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Fırat Ünivet YouTube adresimiz. Oradan da geçmiş yayınlarımız da olsun. Bundan sonraki olacak yayınlarımız da olsun. Fakültemiz açısından her şeyi koyuyoruz. Hocam merhabalar. Geliyor mu? Sizin sesinizi alamıyorum ama. Hocam merhabalar. Sesim geliyor mu? Sizin sesiniz geliyor. Merhabalar. Mikrofon vardı, çıkarttım. Mikrofondan dolayı galiba ses vermiyor. O yüzden çıkarttım. Şu an sesim geliyor mu? Evet hocam, bana gayet net geliyor. Arkadaşlara da geliyor diye tahmin ediyorum. Yorumlardan şimdi yazarlar zaten onlar hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Sizlere sormalı. Sizler nasılsınız? Bu İyiyiz hocam, Allah'a şükürler olsun. korona Uzaktan. dönemi sizi de etkiledi biliyorum. Bunun farkındayım. Aynen hocam. Ya uzaktan oldu. Sesiniz biraz zayıf geliyormuş hocam. Hani bir sıkıntı olmayacak. Sağ bu şekilde devam edebiliriz. İyi geliyor mu sesim şu an? Biraz yaklaştırayım mı? Ses az diyorlar hocam. Şu an geliyor diyorlar hocam. Mikrofon takayım bir mikrofonuma. Ama sizin sesiniz gelecek mi? Şu an geliyor mu sesim? Evet hocam, sesiniz geliyor. Tamam, şu an mikrofon takmış durumdayım. Sizin sesiniz de geliyor zaten. Bakalım hocam. Diğer arkadaşlar da hocamızın sesini alabiliyorsanız yorumdan belirtin. Heh, Evet. şu an iyi hocam. Evet. Nasıl? Şu an iyiymiş hocam. İyi diyorlar. Hocam isterseniz ufaktan başlayalım. Arkadaşlarımız da sizin için çok sabırsızlanıyordu. Onun öncesinde yayınımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim böyle bir ortamda bize fırsat sunduğunuz için, öğrenci arkadaşlarımızla buluşturduğunuz için biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam öncelikle Ahmet Mert kimdir? Hani bize kendinizi kısa bir şekilde tanıtırsanız, hangi fakülteden mezun olduğunuz, nasıl bir yol izlediğiniz şeklinde kısa bir kendinizi tanıtırsanız çok iyi olur. Arkadaşlar öncelikle ben Ahmet Mert. Adana Ceyhan doğumluyum. 2003 yılı Burdur Veteriner Fakültesi. Akdeniz Üniversitesi'ydi. Şu an Akdeniz Üniversitesi yok. Burdur kendi üniversitesi Mehmet Akif olarak kurdu. Şu an Mehmet Akif bünyesinde devam ediyor. Bizim Hocam fakülte. sesiniz alamıyormuş arkadaşlar. Beni uyarıyorlar. Hani Şu an geliyor mu? Bir ben dakika. alabiliyorum ama belki de ben kulaklıkta katıldığım için alabiliyorum. Şu an gelmiyor mu? Çok mu az? Ses az diyorlar da hocam, bekliyorum. Bir dakika, bir mikrofonum daha var. Tabii ki hocam. Hocam arkadaşlar galiba mikrofondan değil de sesi telefondan alıyoruz diyorlar ama. Şu an geliyor mu?
Hocam yine telefondan alıyor galiba. Tane mikrofon olmasına rağmen. Şu an Şu an alabiliyor geliyor. musunuz arkadaşlar hocamızın sesini? Geliyorum arkadaşlar. Biraz yüksek sesle konuşacağım mikrofondan gelmiyorsa. Yine aynı diyorlar hocam da. Hiç mi gelmiyor, çok mu az? Şu an iyi geliyor hocam bana. Diğerinden daha iyi arttı. Kulaklık arkadaşlar olursa daha iyi olur. Kulaklıkları varsa. Çünkü mikrofon da var ama ben de çözemedim. Mikrofonun çalışması lazım. Şu an bir değişiklik var Hocam mı şu an acaba? çok iyi. Hocam şu an çok iyi. Takip Ses geri etmeyi gitti bırakarak hocam. bildirimlerinizi dinlemek için telefonunuzdaki bildirimi takip ederek bildirim erişimini açın. Hocam şu an iyiydi sesiniz. Şu Bir an daha. nasıl bir değişiklik var mı? Hocam çok iyi sesiniz. Şu an Şu an çok iyi hocam. çok iyi. Aynen. Tamam. Tamam arkadaşlar, biraz da kamerayı yaklaştırdım. Biraz da yüksek sesli anlatalım. Evet arkadaşlar, 2003 yılı Burdur Veteriner Fakültesinden dereceyle mezun oldum. Bunu da söyleyeyim, dereceyle mezun oldum. Daha sonrasında askerliğimi yapıncaya kadar arkadaşlar Antalya, Manavgat, Side'de bir veteriner hekim Arif Kökçam hocam. Onun yanında askerliğime kadar bir tecrübe kazandım. Benim hayatımdaki, mesleğimdeki dönüm noktam o zamandı. Çünkü gerçekten orada çok şeyler öğrendim. Çok 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 şeyler öğrendim. Yani sadece hekimlik değil, bu işin işletme yönünde. O hekim abimizden öğrendim. Bana çok şeyler kattı. Sadece mesleği öğrenmede değil, para kazanmada da çok önemli bilgiler edindim. Daha sonrasında kısa dönem bir askerliğim oldu arkadaşlar. Askerlikten geldikten sonra 2004 yılında Mert Veteriner Kliniğini kurdum. O gündür bugündür aktif olarak arkadaşlar mesleğime devam ediyorum. Yine arkadaşlar bir personelle başladığımız kliniğimizde şu an yaklaşık 6 tane personelimiz var. 2 tane suni tohumlama ekibinde bulunan arkadaşlarımız ve kliniğimizde de 3 tane personelimiz var. Evet sevgili arkadaşlar, kısaca bu şekilde anlatmış olduk. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam o zaman asıl bu konudan bahsetmişken arkadaşlarımızın da bize sıkça sorduğu sorulardan birini ileteyim size. Veteriner hekim öğrencileri olarak hangi alana yöneleceğimizin kararını nasıl vermeliyiz? Ne zaman bu kararı almalıyız? Hani bizim fakültelerde klasik şeydir hocam, birinci sınıfa başlarız. Deriz ki ya PET yapacağım ben deriz. Son sınıfa geliriz ya büyükbaş daha bir ilgi gösteriyor deriz. Değiştirebiliriz ya da büyükbaştan başlar PET'e gideriz. Egzotik hayvan karar verebiliriz. Hani bu şekilde farklılıklar olabiliyor ama her zaman bize söylenen şey siz girdiğiniz günden kararınızı verin, o yönde ilerleyin derler. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Hani bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz karar aşamasında? Arkadaşlar, girdiğinizde, başladığınızda her şey böyle olmuyor. Bunu da ben bizzat yaşadım. Ama tabii her yiğidin gönlünde yatan bir aslan vardır. Kimi öğrenci arkadaşlarımız şehir hayatını sevecektir. Köyde yaşamayabilecek arkadaşlarımız vardır. Kimisi gezmeyi, doğayı, yerinde durmamayı sevecektir. O arkadaşları da pet kliniğinde iş yaptıramazsınız. Biraz da bazı arkadaşların yaşamıyla da Hocam doğrudan. bölüyorum ama kusura bakmayın. Mikrofonunuz galiba yine gitti. Kusura bakmayın siz bugün Şöyle mikrofon konusunda düşürdüm biraz. mikrofonumu. Senin sesini alamadığım için mikrofonu çıkarttım. O zaman ben konuşurken, sen konuşurken çıkartırım mikrofonu. Evet, şu an geldi mi? Şu an geldim Şimdilik arkadaşlar. şu Şu an an bende bir geldi mi? değişim olmadı. Arkadaşlar hocamızın sesini alabiliyor musunuz? Geliyor mu şu an arkadaşlar?
Hiç mi gelmiyor arkadaşlar? Hocam bana geliyor ama arkadaşlara gelmiyor büyük ihtimalle. Gelmedi diyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Kulaklıkla duyuluyor diyor da. Şu an geliyor mu arkadaşlar? Şu an geliyor mu? Az geliyor diyorlar hocam. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor mu? Yok hocam, kulaklığa geçmedi. Az önce kulaklıktayken çok iyiydi hocam ses. Evet, kulak arkadaşlar. Şu an geliyor mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hocamızın sesini duyabiliyorsanız yeterli. Hani çok yüksek duymanıza gerek yok. Kulaklıkla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hocam yeterli diyorlar. Biz devam edelim isterseniz. Tamam, biraz daha yüksek sesle konuşayım ben. Tamam. Evet. Arkadaşlar, söylediğim gibi bunun sizin yaşam biçiminizle de, yaşam şeklinizle alakalı. Yani bir şehirde yetişmiş bir arkadaşımız ağırlıklı olarak pet düşünecektir. Kırsalda yetişmiş, büyümüş bir arkadaşımız da doğal olarak büyük baş düşünecektir. Ama bazı fikirlerde staj yaptığınız noktalarda değişecektir. 3 ay öncesinde benim yanıma Ankara Üniversitesi'nden gelen, videolarımda da belki YouTube videolarımda da gördüğünüz Burak arkadaşımız vardı. Bunun fikri kendi çiftliğini kurmaktı. Amacı oydu. Daha sonrasında belki büyükbaş klinik yapmayı düşünüyordu ama benim buraya geldikten sonra bazı şeyler değişti. Biraz da benim girişimci fikirlerim var. Beraber bir klinik açma durumumuz oldu, olasılığımız oldu. Hatta Azerbaycan aklımıza geldi. Çünkü Azerbaycan'dan beni takip eden birçok takipçim var. O taraflarda da bu yönde bir açık olduğunu da bildiğimiz için, talep de olduğu için belki Burak arkadaşımızla orada klinik açma durumumuz var. Belki de Adana merkezde bir pet kliniği açma durumumuz var. Kendisi de Ankara'ya gitti. Şu an Ankara'da pet kliniğinde arkadaşı var. Orada o alanda kendini yetiştiriyor. Bu fikir tamamen değişiyor arkadaşlar. Yani o yüzden mutlaka staj yaparken mutlaka pet kliniğinde staj yapın, çiftlikte staj yapın ve büyükbaş kliniğinde staj yapıp bunun kararını siz verin arkadaşlar. Ben büyükbaş olarak başladım arkadaşlar mesleğimde. Daha sonrasında kedi köpek alanında da şu an kendi kliniğimde her türlü hayvana bakıyorum. Kanatlı alanında da kendimizi yetiştirdik. Bunu sadece büyükbaş yapan işte pet yapmaz, pet yapan büyükbaşa bakmaz olarak düşünmeyin. Arkadaşlar bu zamanla değişecektir. Bunun da kararını dediğim gibi sizin vermeniz lazım. Gidip bizzat oraları görmeniz lazım. Yani biz diğer yayınlarımızda da hocalarımızın söylediği, mesela büyükbaş düşünüyorsanız gidin bir önce pet kliniğinde staj yapın. Hani bir bakın. Bu şekilde ilerlemek mantıklı o zaman, değil mi hocam? Hani illa o alanda staj yapacağız diye bir zorunluluk yok. Hayır. Zorunluluk yok ama ben size tavsiyem, yani peti de görün arkadaşlar. Büyükbaşı da görün. Sebebine gelince bazı arkadaşlarımız bizim ortamı gördükten sonra büyükbaş yapacak arkadaşlarımız fikri değişiyor arkadaşlar. Ortamın zorluğunu da görüyorlar. Fikirleri değişebiliyor. O yüzden mutlaka pet kliniğinde de ben arkadaşlarıma tavsiyem gitsinler, staj yapsınlar veyahut da çalışsınlar. Yine büyükbaş kliniğinde de çalışsınlar, aradaki farkı görsünler, kararını ona göre versinler. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bu sahadan bahsetmişken, genel olarak sahada kadın meslektaşlarımız büyükbaş hekimliğinde zorlanmayacakları söyleniyor. Sizler sahada olan bir veteriner hekim olarak kadın meslektaşlarımızın sahadaki potansiyeli ve hasta potansiyelleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ülkü Kekeç ve Merve Sinem arkadaşlarımızın sorusu. Evet arkadaşlar, bu sorular bana da yine soruluyor. Yine bayan arkadaşlarımız tarafından soruluyor. Yanımda staj yapan bayan arkadaşlarımız da oldu bu yıl büyükbaşta. Gayet de arkadaşlar
Arkadaşlarımız güzel şeyler öğrendi. Onlar hatta suni tohumlama yönünde rektal arkadaşlar olsun, muayene olsun. Bunları da öğrettik. İki tane benim sahada gördüğüm, bölgemizde çalışan bir bayan arkadaşımız vardı. Birisi muhteşemdi. Yani o kadar ismi başarılı olmuştu ki ben bile duyuyordum. O arkadaşımız aynı zamanda pet kliniği vardı ama pet kliniği olmasına rağmen az önceki söylediğimiz gibi pet kliniği olan büyükbaş yapamaz mı dediğimiz sorunun cevabı olmuş oluyor. Bu bayan arkadaşımız da birçok çiftliğe gidiyordu. Hatta aynı anda inanılmaz söyleyebilirim 3-5 tane çiftliğe bakıyor. Uzun mesafeye de gidiyordu. Ve suni tohumlama yapıyor. Başarısı da çok iyiydi. Çiftlikleri de bırakmak istemiyordu. Ama daha sonrasında bir evlilik yaptı arkadaşımız şu an pet kliniğinde. Yine bir arkadaşımızı bir çiftlikte gördüm. Bayan arkadaşımızı. Enteresan. Bulunduğumuz çiftlik bayağı büyüktü, benim gittiğim çiftlik. Ve iki tane yine part time çalışıyordu. İki farklı çiftliği yürütüyordu. Yani bayan arkadaşımızın düşünün. İki tane farklı çiftliği yürütüyordu. Ama tabii ki biraz fiziksel arkadaşlar ağırlığı olan bir meslek olduğu için büyükbaş hayvancılık. Ama genellikle bayan arkadaşlarımıza tavsiyem pet. Yani en güzeli pet. Ha, başarılı olurlar mı? Olurlar ama çok yorulurlar. Yorucu bir arkadaşlar büyükbaş veteriner. Klinik hizmetler hakikaten de yorucu. Yani gecesi yok, gündüzü yok. Bir bayan buna ne kadar tahammül edebilir? Onu da bayan arkadaşlarımıza sormak lazım. Yani biraz daha kendilerini hem geliştirip fiziken de mental olarak da buna hazırlamaları gerekiyor. Yani, fiziksel olarak da çünkü ağır bir durum olduğu için. Aynen, fiziksel olarak da kendilerini hazırlaması lazım ama söylediğim gibi kesinlikle bayan arkadaşlarımız da başarılı olurlar yani. Bunu gözlerimle gördüm. Çok sağ olun hocam. Hocam peki genel olarak büyükbaş hekimliğinin olumlu veya hani zor yanları? Hani bizde genelde şey derler, cumartesi pazarınız dahi geceniz de yoktur büyükbaş düşünürseniz. Bir telefon gelir, en uzak yere de gitmek zorunda kalırsınız. Hani bu genelde bazen bizim rahatımıza düşkün olduğumuzdan gözümüzü korkutabilir ama hani olumlu bir de hem de zor yanları vardır. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu konuda biraz bahsedebilirseniz atılacak arkadaşlarımız için de önceden karar aşamasında yardımcı olur onlara da. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi pet kliniğini mi seçmeli, büyükbaşı mı seçmeli? İşte bu noktada arkadaşlar karar verecek. Hakikaten de büyükbaş yönünde bunun biraz arkadaşlar tatili yok, pazarı yok, hafta sonu yok. Şu an arayan müşteriler var. Gelmemizi isteyen. Böyle bir zorluğu var ama her zaman da böyle değil arkadaşlar. Yani illa gecede çok da iş çıkacak diye bir şey yok. Belki ayda 3-5 defa bir doğum çıkabilir. Bu zorlukları var. Yine sahada olmanın biliyorsunuz belki birçok arkadaş doğuda çalışacak ve o karda, kışta işe gitmek zorunda kalacak ve birçok hava şartlarından dolayı kaza arkadaşlar, rahmetli olan arkadaşlarımız var. Böyle zorlukları var. Ama bunun da üstesinden gelinebilir arkadaşlar. Ekip olarak çalışmak lazım. Benim şu an iki tane personelim var. Suni tohumlamaya giden. Şu an ben burada canlı yayındayım. O arkadaşlar işe gidiyor. Bu yönde yani illaki hekim kendi kliniğinde tek başına çalışacak diye bir şey yok. Mutlaka yardımcı personeli olsun arkadaşlar. Ona yardım edecek. Veyahut da ortak beraber klinik açılabilir. Bir hafta biri nöbetçi olur, bir hafta biri nöbetçi olabilir. Bu şekilde bunun dezavantajını avantaja çevirmiş oluruz arkadaşlar. Yine avantajları zevkli bir meslek arkadaşlar. Sürekli hareket halindesiniz, sürekli doğadasınız. Bu ayrıyeten güzel. Bir pet kliniğinde böyle bir ortam bulamayabilirsiniz. Sürekli sabit, sabahtan akşama kadar aynı ortamda sıkılabilirsiniz. Büyükbaşın heyecanlı yönleri var. Dediğim gibi olumsuz yönlerini de siz olumlu hale çevirebilirsiniz. Çok sağ olun hocam. Hocam isterseniz mikrofonu bırakabilirsiniz. Mikrofondan almıyor galiba sesi zaten. Hani sizi yormasın. Aynen. Sizi yormaması amacıyla söyledim. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam. Hocam Asiye Türkoğlu'nun bir sorusu var. Türkiye'de büyükbaş hayvancılığı sektörü ne durumda? Onun hakkında bilgi verebilirse hocamız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim yazmış.
Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, ben mesleğe başladığımda hakikaten bizim bulunduğumuz bölgede çok büyük baş potansiyeli yok, onu da söyleyeyim. Çok fazla yani, bir Konya gibi değil, bir Burdur gibi değil, bir İzmir gibi değil, normal bir potansiyelimiz var. Ama şunu gözlemliyorum, her geçen yıl köylerde artık hayvan beslenmek giderek azalıyor arkadaşlar. Yani eski nesil besliyor ama genç nesil şu an hayvan yetiştirmiyor. Şu an inanın köyünde hayvan olmayan köyler var artık. Biraz da bu büyük işletmelere döndü diyebiliriz. Büyük işletmeler yani nedir? 100 başlık, 200 başlık, 500 başlık, 1000 başlık işletmelere döndü. Devletin teşvikleri zaman zaman değişiyor. O da şöyle oldu arkadaşlar, büyük işlere giren girişimciler genellikle işte doktorlar, avukatlar, işi bilmeyenler girdi. Hatta benim müşterilerim arasında da var. Birkaç yıl içerisinde arkadaşlar ne yaptılar? Kilit vurdular, yani vurmak zorunda kaldılar işi bilmedikleri için. Böyle bir sıkıntı oldu. Açıkçası şu an pek de olumlu hayvancılıkta bir durum yok. Bundan dolayı da zaten ben kliniğimde sadece büyükbaş yapmıyorum arkadaşlar. Pet aynı zamanda yapıyorum. Kanatlı aynı zamanda yapıyorum. Bizim de böyle bir avantajımız var. Yani illa büyükbaş yoksa arkadaşlar işsiz kalacağız, parasız kalacağız diye bir durum yok. Buna göre kendimizi yönlendirmemiz lazım. Ama açıkçası şu an hayvancılıktan kar gelir de düştüğü için, çünkü birkaç yıldan beri et fiyatları olsun, süt fiyatları yükselmedi. Buna rağmen yem fiyatları neredeyse %100 gibi bir maliyet artışı oldu. Bu da bizi etkiliyor. Yine bir veteriner hekimin arkadaşlar, büyükbaş veteriner hekimin en çok geliri aile hayvancılığı. Yani o büyük büyük koca koca işletmelerden bir veteriner hekime para gelmiyor arkadaşlar. Onun da sebebi rekabet olsun. Ondan sonra yine o işletmelerin sadece ilaç almaları, muayene yaptırmamaları neticesinde emin olun aile işletmesi dışındaki o büyük işletmelerden veterinerin bir geliri yok. Onu da söyleyeyim. Anladım hocam. Peki açmayı düşünen arkadaşlarımıza hani veteriner hekim olarak bu dala girişimini yapmalarını ister misiniz? Yani bu dalda kendi hem mesleki olarak sonuç olarak veteriner hekim, büyükbaş çiftlikler açmalarını tavsiye eder misiniz imkan el verdiği süre boyunca? Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi bu işe girenler bu işten anlamayan kişilerdi. Doktorlar olsun, işte avukatlar olsun, paraları vardı veyahut da devletin vermiş olduğu teşvikten yararlanmak istediler. Bunlar bu işi bilmediği için kaybetti arkadaşlar. O yüzden bizim meslektaşlarımız bu işte gayet de başarılı olacaklardır. Çünkü karlılığı arttırmasını biliyorlar, hayvan beslemesini biliyorlar. Bir de ne besleyecekler? Bunu iyi organize etmeleri lazım. Süt hayvancılığı mı yapacaklar? Şu an kesinlikle tavsiye etmem süt hayvancılığını arkadaşlar. Maalesef süt fiyatları düşük. Ama mesela bizim burada keçi işletmeleri var, keçiciliğe başlayanlar var. Bir keçiyi tavsiye ederim. Sebebine gelince de arkadaşlar, bugün keçi sütü bulmak hakikaten çok zor. Benim küçük bir çocuğum var. Doktorum reçeteye bana keçi sütü yazdı. Bu keçi sütünü bulacaksın. Emin olun şu an 10 TL'den keçi sütü alıyorum. Bunları iyi planlamak lazım. Yani hayvancılıktan para kazanılır ama stratejik hayvancılık yapmak lazım arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Devam ediyorum hocam. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Hocam, büyükbaş hekimliği düşünenler sahaya çıkmadan önce kesin olarak önem vermesi gerekenler nelerdir? Arkadaşlar, büyükbaş kliniği açmak isteyenlere tavsiyem şu: potansiyeli olan, hayvan sayısı çok olan bölgelere klinik açsınlar. Yani hayvan olmayan bölgelere klinik açarlarsa, zaten klinik sayıları çok fazla şu an, giderek de artıyor. Rekabet fazla oluyor arkadaşlar. Potansiyelli bölgeye kliniğini açsınlar.
Yine teşhise çok önem vermeleri lazım. Çünkü sahada birçok rakipler olacak. Yani rakip demek zorundayız arkadaşlar. Herkes birbirini rakip olarak görüyor. İyi bir tecrübeleri olması lazım sahaya girmeden önce. Yine alet, ekipman, pet kliniklerde bu gayet oturmuş bir şekilde ama büyükbaş kliniklerinde bir hekim arkadaşlar bir ısı ölçer, bir stetoskop ve biliyorsunuz bir de RPT teşhisi için bir alet oluyor. Bu üç tane alet ama mutlaka ultrason arkadaşlar. Benim tavsiyem ultrason çok önemli. Zaten büyükbaşın en büyük geliri nedir arkadaşlar? Suni tohumlama, üreme. Yani bunun yolu da ultrasondan geçiyor. Emin olun benim ultrasonu aldığımda bulunduğum ilçede arkadaşlar yok. Çevre ilçelerde yok. Kimse de yok. Ben buradan yeri geldi 300 kilometreye ultrason bakmaya gittim. Hala da şu an beni ultrason için arayan keçi, koyunda olsun, büyükbaşta olsun dışarıdan müşterilerim var. Onu da söyleyeyim. Büyükbaş kliniği açmak isteyen arkadaşlar alet ekipmana önem versin. Mutlaka bir ultrason bulundursunlar arkadaşlar. Fiyatı kaç lira olursa olsun fiyatını kazanırlar. Bu çok önemli. Hocam büyükbaş alet ekipmanı demişken büyükbaş alet ekipmanları konusunda da hani bu üretime de girmelerini düşünmeleri gerekiyor mu? Mesela hani eksiklerimiz var büyükbaş anlamında tabii ki pet daha çok gelişmiş durumda buna kıyasla. Hani biz veteriner hekimler olarak bu işin dersini alıyoruz, sahada çıktığımız zaman öğreniyoruz, ediyoruz. Hani yeri geldiğinde bir mühendisle birleşip bu şekilde üretim yapmalarını da tavsiye eder misiniz alet ekipman konusunda? Şimdi hakikaten de alet ekipman konusunda açığımız var. Bir firma var arkadaşlar. Arkadaşımız, meslektaşımız bu alanda üretim yapıyor. Belki de buradan ismini de vereyim. Alet ekipman bulabilirsiniz. Selvet Selvet. hocamızla da daha Kendisi. önce yayın yaptık hocam. Evet. Kendisini ben de takip ediyorum. Hakikaten kendisi çok girişimci. Birçok Evet. yerde, birçok fuarda kendisiyle de görüştük, tanıştık. Hatta videolarımda da var, ürünlerimde kullandım. Yapılabilir arkadaşlar. Türkiye olarak düşünmeyin. Bugün Selvet firması sürekli görüyorum. Dünyanın her yerinde fuara katılıyor. Hatta geçen de bana söylediği şu: Meksika'da bir tanıdığın var mı Ahmet? İşte senin çevren geniştir. Varsa oraya bir ürün satalım. Yapılabilir. Bu alanda neden olmasın? Girişimci arkadaşlara ihtiyaç var. Ve veteriner kliniklerinde biraz bu alanda açığı var. Ben örneğin birçok aletimi, ekipmanımı AliExpress'ten getiriyorum arkadaşlar. Buradan da arkadaşlara duyurulur. Geçenlerde hatta mıknatıs yutturma değil, mıknatıs vücuttan çekme bir aparatı getirdim. Hala da tam şeyini anlayamadım ama kullanmayı da düşünüyorum. Bu şekilde AliExpress'ten falan olsun eksiklerini tamamlayabilirler. Bu anlamda meslektaşlarımız da hani olduğu zaman sahadaki açıda siz böylece göstermiş oldunuz. İnşallah hani bu anlamda da yönelim Aynen. olur. Sahada kesinlikle böyle bir açık var arkadaşlar. Özellikle test kitleri, bu çok önemli arkadaşlar. Şu an az önce ondan bahsetmedik. Mutlaka büyükbaş hekimliği yapacak arkadaşlar test kitlerine çok önem vermeleri lazım. Bugün birçok hızlı tespitleri var hastalık teşhisinde. Bu çok önemli. Teşekkürler hocam. Hocam İsmail Can Polat'ın bir sorusu var. Hocamızı büyükbaş alanına iten sebepler nelerdi? Şu an okuyor olsaydı da büyükbaşı seçer miydi? Demiş. Arkadaşlar, büyükbaşı seçmemdeki en büyük etken benim ailemin de hayvancılık yapması. Ha, babam bir işçiydi ama annem hayvancılık yaparaktan, o hayvanın sütünü, yoğurdunu sataraktan emin olun benim eğitimime katkı sağladı. Biraz da benim kendimin yaşam tarzından dolayı ben büyükbaş hayvancılığı seçtim. Manavgat sitede arkadaşlar ben pet sektöründeydi oradaki abimiz. Orada pet sektöründe bir staj dönemim oldu askerliğe kadar. Oradaki abimiz hatta bana ortaklık teklif etti. İşte sen büyükbaşlara gidersin, beraber ortak açarız. Ama işte insanın hep böyle gönlünde ailesine yakın olmak var.
Hatta başlangıçta TED düşünmüştüm. Adana merkezde arkadaşlar bir yer bakmıştım. Ama daha sonrasında bu sözü de Latife olarak söyleyeyim. Şöyle bir şey geldi. İşte zenginin köpeğine bakana kadar garibanın, fakirin ineğine bakarım. Oradan da hem onlara fayda sağlarım hem de para kazanırım demiştim. Bu fikir daha sonra değişti arkadaşlar. Zamanla değişti. Böyle olmuyor. Her şeye duygusal bakmamak lazım. Şu an zaten fikrim var. Adana merkezde bir iki tane yanımda staj yapan arkadaşlar var. Onlarla onlar mezun olacak bu yıl. Beraber bir klinik açmayı düşünüyoruz. Ya onu da söyleyeyim. Hocam yanınızdaki staj yapan arkadaşlarımıza da meslektaşlarımıza bu şekilde ilgi alakayla davranmanız da gerçekten tebrike şayan bir konu. Çok teşekkür ederiz. Hani ben kendi adıma da bu konuda duyarlılığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü biz de bazen staj için gittiğimiz zaman hani farklı sebeplerden kendilerine göre belki haklılar ama çoğu zaman ret yiyebiliyoruz da yani. Onu da açıklayayım arkadaşlar. Ben kesinlikle bulunduğum ilçede olsun kim geldiyse kabul ediyorum. Yani o kadar çok gelen oluyor ki hepsini çeviremiyoruz. Ve Covid nedeniyle de çok yoğunluk olmasını da istiyoruz ama kimseyi de çevirmiyoruz. Şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Şimdi ben Ceyhan'dayım. Ceyhan'daki ben kendimi koymuyorum. Diğer hekimler. Ceyhan'dan biri geldiğinde bir meslektaşımız şöyle düşünüyor. Ben buna işi öğretirsem yarın bu klinik açacak karşıma. Ben burada mesleki sırrımı da anlatıyorum. Her şeyimi anlatıyorum. Bunu da öğrenecek. Bunu kullanacak benim karşımda bana rakip olacak diye düşünüyor. Bir yönde de haklılığı var. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Burak arkadaşım Ankara'dan geldi benim yanıma. Ankara'dan geldi. Dolayısıyla her şeyi öğrendi gitti. İlla ki bulunduğunuz ilçede, yerde staj yapmak zorunda değilsiniz. Gidin farklı yerlerde de yapın arkadaşlar. Değil mi? Yani Aynen benim öyle. yanıma birçok arkadaşımız geliyor farklı illerden. Yani benim tavsiyem arkadaşlara mutlaka kliniklere gitsinler. Ama kabul görmüyorlarsa gitsinler başka illerde yapsınlar. O arkadaş zaten onu rakip olarak görmeyecektir. Dolayısıyla ona da o işi öğretecektir. Benim tavsiyem bu. Çok sağ olun hocam. Hocam sahada sıvı tedavilerinde gereken önemler veriliyor mu? Selçuk Derin diye arkadaşımız sormuş. Sahada yapılan sıvı tedavilerine gereken Evet. önlemler veriliyor mu? Arkadaşlar sıvı tedavisi bizim tedavilerimizin başarısı açısından çok önemli. Vermek zorundayız. Bugün hipokalsemi tedavisini sıvı tedavisi yapmaksızın yapamayız. Hayvanı ayağa kaldıramayız. Bir kalsiyum damardan vermezsek yapamayız. Bir ishal olmuş buzağıya arkadaşlar damardan serum takviyesi vermezsek buzağı yaşatamayız. Bir asidoz olmuş, bir alkaloz olmuş hayvanı arkadaşlar sıvı tedavisi yapmazsak ne yapamayız? Tedavi yapamayız. Vermek zorundayız. Bizim genelde duyduğumuz hocam sahada bu tür sıvı tedaviler uzun sürdüğü için hani genellikle meslektaşlarımız buna hani yeteri önem vermiyor. Hatta tam bize de derler ki bak mezun olacaksınız bunlara gerçekten sahaya girdiğiniz zaman önem verin. Uzun sürse de sürmese de siz bu konulara yeterince önem verin diyorlar. Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kalsiyum bugün en sıkıntılı serum değil mi? Yani bir hayvanın kalbini durdurup öldürebilirsiniz. Bu benim başıma bir kere geldi. Zor hayvanı kurtardım. Bir kere geldi. Ama sırrı Avki hocam vardı benim. Cerrah. Bizim üniversitede cerrahtı. Bize söylediği şuydu. Arkadaşlar inek adı üstünde sığır. Sığır gibi verin serumu. Açın. Aksın. İki taraflı sağlı sollu takın. Ben onu duyduktan sonra zaten şu an emin olun buzağlarda olsun, ineklerde olsun, özellikle normal serumlar, izotonik olsun, dekstroz olsun sonuna kadar açıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yine hipokalsemide ona biraz dikkat etmek lazım. Yine atropini, şuyunu, bunu kalp kuvvetlendirici kullanmak lazım. Onda da çok sıkıntı yaşamadım. Yani şu hastanelerde gibi tıp 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 bu şekilde biz hayvanı tedavi edersek söylediğiniz gibi akşama kadar oradan ayrılamayız. Ama ben böyle bir sıkıntı görmedim. Sonuna kadar açtım. Kalsiyumla biraz dikkat ettim. Yani benim yapmış olduğum tedaviler 15-20 dakikayı geçmedi arkadaşlar. Gayet de başarılıydı yani.
Korkmayın serum takmaktan. Çok sağ olun hocam. Hocam sizin de videolarınızda bahsettiğiniz maral fata yem bitkisi. Maral falfa arkadaşlar. Maral falfa aynen. Maral falfa yani bu bitki arkadaşlar dünyaca bilinen sadece ülkemizde olmayan bir yem bitkisi. Kaba yem bitkisi arkadaşlar çok verimli. Hatta dünyanın bazı bölgelerinde işte Afrika'da da bu bitki var. Buna fil otu demişler. Fil otu demelerinin sebebi de düşünün. Bir fili doyurmak ne demek arkadaşlar? Bir fili doyuran bir ot. Öyle bir verimli olmalı ki fili doyurmalı. Tonlarca ot yiyen bir fil. Bunu hangi bitki doyurur? Bu bitki doyurur. Yine kral otu demişler. Çok yükseldiğinden dolayı, çok verimli olduğundan dolayı. Yani arkadaşlar bir kökten 20 tane kök kardeşleme yapıyor. 20 tane kök veriyor. Bu yıl yaklaşık 3 yıldır şu an İsmail Bey var. Onunla beraber bu projeyi yürütüyoruz. 5 tane çelik arkadaşlar. Hindistan'dan Arabistan'a geliyor. İsmail Bey orada bir firmada formenlik yapıyor. Orada kendi hayvanları var, tavukları var, koyunları var. Arabistan'da düşünün bir şantiyede bu bitkiyi geliştiriyor. Daha sonra da Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de 5 tane kökle geliyor arkadaşlar. Hatta böyle bitkileri ülkeye sokmak çok zor arkadaşlar biliyorsunuz gümrükte. İsmail abiye sormuşlar. Bu nedir demişler. İsmail abi vallahi benim hanım demiş. Çok sevdiği bir bitki çiçek vardı demiş. Onun doğum günüydü. Hediye olarak getirdim. İstemiyorsanız alın götürün demiş. Ya sizin olsun demiş. Öyle de olunca İsmail abi hadi götür demişler. İsmail abi de bu bitkiyi ekmiş yaklaşık 2 yıldır. Ben de bu yıl ilk defa gördüm. Bitkiyi görünce de şaşırdım. Bana da anlattı. Hakikaten muhteşem bir bitki arkadaşlar. Bir yıldır videolarını paylaştık. YouTube'da var. Orada bitkinin ne kadar uzadığını, ne kadar kilo verdiğini, işte nasıl beslendiğini. Yani onlarla ilgili güzel bilgiler anlattık. Yine bu bitkiyi arkadaşlar Google'dan da araştırın. Maral falfa olarak. Bunun birçok ismi var tabii ki. Bir araştırın bu bitki ülkemizin sıkıntısını siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Kaba yem açığımız var. Biliyorsunuz yeri geliyor saman ithalatından bahsediliyor. Kesif yem fiyatları çok yükselmiş durumda. Biliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bizim kaba yemde ne yapmamız lazım? Bu hayvancılığın sorununu çözmemiz lazım. Bu bitki de bu kaba yem sorununu çözmeye aday bir bitki. Sitemiz var arkadaşlar. Nasip olursa bahar ayında beşer çelik. Biz nasıl bu bitkiyi çoğalttıysak herkese beşer çelik vereceğiz. Herkes bu bitkiyi çoğaltacak. Çok büyük talepler var arkadaşlar bitkiye. Sadece ülkemizden değil, emin olun Almanya'dan, Kıbrıs'tan. Geçen de Kıbrıs'tan beni iş adamları aradı. Şu anki Tatar oranın Cumhurbaşkanı. Bunun bir inovasyon ekibi var. Onlar bana ulaştılar, bu bitkiyi istediler. Daha bugün akşam arkadaşlar Çukurova Üniversitesi'nde doktora yapıyorum ben. Orada doktora yaparken arkadaşım vardı Fatih Bey. Kendisi şu an Armutlu. Armutlu, Yalova, Armutlu'da ilçe tarım müdürü olmuş. Çok girişimci bir arkadaşımız. Yine benden maral falfa hakkında bilgi istedi. Oradaki üreticilerine bunu yetiştirmek istiyor arkadaşlar. Bu bitkiyi çok duyacaksınız arkadaşlar. Söyleyeyim şimdiden. Çok duyacaksınız. Buradan girişimci arkadaşlara da bir ön şey olabilir o zaman hocam inşallah. Çiftlik kurmak isteyen arkadaşlara da bu bitki çok önemli. Çok sağ olun hocam. Hocam Yusuf Tatar arkadaşımızın bir sorusu var. Sığırlarda kullandığınız vitamin topu uygulamasından bahseder misiniz? Ne gibi sorunlarla karşı karşıya koruyor, faydası nedir? Yusuf Tatar. Soruyu bir daha alayım ya. Tabii ki hocam. Daha alayım soruyu. Şu an sesim geliyor değil mi hocam? Sesim geliyor mu? Sizin geliyor hocam. Benim sesim geliyor mu? Senin sesin gitti ama. Mikrofona geçti hocam. Galiba o yüzden. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii ki hocam. Sığırlarda kullanmış olduğunuz vitamin topu uygulamasından bahseder misiniz? Ne gibi sorunlara karşı koruyor? Faydası nelerdir? Evet. Evet arkadaşlar. Sağdaki en büyük başarılardan birisi, başarılarımızdan, benim de başarımdan biri arkadaşlar, farklı olmak, kimsenin yapmadığını yapmak. Bu vitamin topu hakikaten çok güzel bir
uygulama. İçerisinde vitaminler var, mineraller var arkadaşlar. Hayvanlarda da oldukça etkili. Yaklaşık bunların farklı yabancı firması olanlar var. Türkiye'de üretilenler var. Benim kullandığım yabancı firmaların ürettiği bir vitamin topuydu. Zayıf hayvanlarda arkadaşlar bir ay sonra çok hızlı bir kilo artışı sağlıyor. Yine en büyük sorunumuz yumurtalık problemleri. Rahim şeyde biliyorsunuz üremede. Beslenme zayıf olduğu için, genellikle beslemeyi pek bilmediği için vatandaşlar, en büyük sıkıntımız arkadaşlar kızgınlık problemleri, tutmama problemleri, döl verimiyle ilgili problemler. Bunlarda da oldukça etkili arkadaşlar yumurtalık gelişimi ve hayvanların kızgınlığa gelmesi ve gebe kalması. Hocam geçeyim o zaman diğer soruya müsaadeniz varsa. Tabii ki. Sahada anamnez alınırken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela bir çiftliğe gittik, bir hayvana yaklaşacağız ve bize bilgi veriliyor ama biz daha çok mesela hayvan sahibi de eyvallah bilgi veriyor ama biz bu konuda nelere dikkat etmeliyiz daha çok anamnez konusunda? Arkadaşlar, anamnez çok önemli. Sebebine gelince teşhis koyma açısından elimizde çok veri olmayabiliyor. Alet ekipman da olmayabiliyor. Ne yapıyoruz? Üreticinin soruların ona soracağımız öz kısa sorular. Bunda etkili. Bazen de üretici yanlış bilgiler de veriyor arkadaşlar anamnez alırken. Yine zaten siz sürekli o işletmeye gittiğiniz için anamnezi alırken de biraz etrafı gözlemeniz lazım. Çiftliğin yapısını da görmeniz lazım. Yani anamnez yaparken sadece o kişinin vereceği bilgiler yetmiyor arkadaşlar. Sizin o çiftlik hakkında olsun, o işletme hakkından daha önceden de bilgileriniz olması lazım. Her zaman da o anamnez doğru olmayabiliyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam bahsettik ama yine de Abdurrahman Yapıcı arkadaşımızın bir sorusu var. Ben size tekrardan ileteyim. Bir veteriner hekim olarak kendi işletmemi kurmak istiyorum. Bu hususta sahada ne kadar bir süre geçirip ne zaman çiftliğimi kurmak için adım atmalıyım diyor. Arkadaşlar, benim yanıma gelen Burak arkadaşımız da kendi işletmesini kurma gibi bir planı vardı. İşletme kurmak isteyen arkadaşlarımıza benim tavsiyem büyükbaş zaten klinik yapacaklarsa bir müddet beklesinler. Ortamı görsünler. Bir sahada çalışsınlar. Ben mesela yıllardır benim de böyle bir hayalim vardı arkadaşlar. Bu yıl tam hayalimi gerçekleştirecektim ama hayvancılığın böyle olması. Biraz da ben gezmeyi seven bir insanım. Sabit durmak da istemediğim için klinikte beni bağlayabilir diye o hayalimden vazgeçtim. Arazi de almıştım. Ama o arkadaşımıza işletme kuracak arkadaşımıza tavsiyem öncelikle bir kendisi bir kliniğini açsın. Bir işletmelere girsin. Onların başarısını görsün. Onların bir eksiğini görsün. Olumlu tarafını, olumsuz tarafını. Daha sonra da buna karar versin arkadaşlar. Benim tavsiyem bu. Belki de fikri değişecektir. Belki de işletme kurmayacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Bizim hep fakülteye girerken işte veteriner hekim olarak hayallerimizden biri işte açalım çiftliğimizi. Hani ben şimdi oturalım edelim ama demek ki o iş öyle olmuyor. Benim de hep hayalim vardı. Ta ki bu yıl yanıma bir ortak aldım arkadaşlar. Ortak 3 ay durdu. Ondan sonra bir yer kiralamıştım. Hatta şöyle kendi arazime yakın bir yerde. Milyonlarca yatırım yapıp da sonra fiyaskoya dönmesin diye bir 20 bin lira para verip bir hazır işletme arkadaşlar kiraladım. 3 ay dayandı benim ortak. Kaçtı. Ben de bu hayvancılığı yapacak halim yok arkadaşlar. Dolayısıyla beni büyük bir yükten kurtarmış oldu. Bu işi yapamayacağımı öğrendim. Şu an arazimde satlık yaptım. Ona da pet kliniği yatırımı yapacağım arkadaşlar. Çok sağ olun hocam. Hocam Muhammed Triyaki arkadaşımızın bir sorusu var. 100 baş koyun sürüsü 40'ında mantar şekillenmişse aşı ekonomik olarak zorluyor. Biz Teranekron kullanımı ile fayda sağlayabilir miyiz? Arkadaşlar, koyunlarda maalesef bizim burada da çok yaygın bir şekilde mantar enfeksiyonu var. Bunun sebebine gelince arkadaşlar maalesef yanlış besleme, yanlış yetiştirme ve yanlış çiftlik. Genellikle koyun ahırları kapalı, nemli, havasız
Bir defa bu arkadaşımız öncelikle bu şartları düzeltmesini tavsiye ediyorum. Benim bir yetiştiricim vardı. O kadar ilaç şu bu artık işletmesine gittim bizzat göreyim dedim senin işletmen nedir? Bir baktım işletme neredeyse kafam çatıya değecek. İçeri nemli. Dedim ki senin burada sürekli mantar sporları var. Senin burada dedim bu hiçbir zaman geçmez ki. Tedavi yaptık. Bir ay sonra 2 ay sonra hayvanın bağışıklık sistemi düşecek tekrar yakalanacak. Lakin dediğim gibi de oldu. Dedim bu hayvanları buradan çıkartmadığın müddetçe ben sana ilaç milaç da vermiyorum arkadaş dedim. Öncelikle burayı düzelteceksin ondan sonra hayvan tedavi edeceğiz. Lakin dediğim gibi oradan hayvanları çıkarttırdım. Açık alana aldırdım. Birkaç ay içerisinde hayvanlar kendiliğinden düzeldi. Bir defa mantar tedavisinde arkadaşlar Terenekron çok da şey değil. Etkin değil onu söyleyeyim. Terenekron ağırlıkla kullandığımız bağışıklık sistemini aktif hale getirmek. Yine işte yara durumlarında, yine retensiyo durumlarında olsun, şapta olsun. Çok güzel hücre yenileyici özelliği var ama doğrudan mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırmaz. Mantar enfeksiyonunda da arkadaşlar bir spesifik ilaç yok. Genellikle büyük baş aşılarını, mantar aşılarını yarım doz olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yani aşıyı vurmaktan başka çaresi yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama mutlaka üreticiye o ortamı düzenlettirsinler. Sadece ilaç yapmakla bu iş başarılı olmaz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam çiftliklerle ilgili konuşmuşken bir arkadaşımızın da sorusu vardı. Onu ileteyim ben size. Hocam çiftlik sorunlarında en fazla hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz ve çiftlik sahiplerine yapacağınız tedavi hakkında şüpheci yaklaşıyor ise bu durumdan ne gibi önerileriniz olabilir? Muhammed Karabulut. Evet. Arkadaşlar çiftlik problemleri genellikle hayvan refahına göre değişiyor. Yani yine bulunduğunuz bölgedeki hayvan çiftlikleri işte kapalı olması, açık olması, işte bir doğudaki ahırlar genellikle kapalı ahırlar arkadaşlar. Burada en büyük problem ne olacak? Kapalı ortam olduğu için, asit ortam olduğu için o bölgelerde ciğer enfeksiyonu, pnömoni olacak. Bizim bölgemizde de arkadaşlar aile işletmeleri genellikle hep bağlı hayvancılık var. En büyük sorun hep anlatıyorum zaten videolarımı takip edenler de görür. Bağlı hayvancılıkla serbest hayvancılıklar arasındaki konuları işliyorum. En büyük problemler tırnak problemler arkadaşlar. Çünkü hayvanlar sürekli bağlı gezmiyor. Yine arkadaşlar mastitis hayvanlar sürekli dışkılarının üzerine yatmak zorunda kalıyor. Yine buzağlarda arkadaşlar bağlandıkları için buzağlarda en büyük sorunlar ıslak olduğu için ortam ishaller arkadaşlar. Yine ciğer enfeksiyonları da arkadaşlar inanılmaz derecede fazla. Çünkü sürekli bir Türkiye'de hayvan hareketi var biliyorsunuz. Besiciler nereden getiriyor hayvanlar? Genellikle işte İç Anadolu bölgesinden getiriyor. Kars'tan getiriyor. Oranın florasıyla bizim buranın florası tutmadığı için çok büyük bir viral enfeksiyonlar var arkadaşlar sahada. Onu da söyleyeyim. Ama bu bulunduğunuz bölgeye göre hastalık değişebiliyor arkadaşlar. Peki hocam sorunun devamında şunu kastetmiş galiba arkadaşımız. Mesela biz bir tedavi metodu uygulayacağız. Çiftliğe gittik. Bunu yapacağız. Ama hayvan sahipleri biz kendi aramızda da bazen deriz. Bizden daha çok araştırıyorlar. Bizden daha çok biliyorlar hayvan sahipleri diye. Yapacağımız tedavi hakkında şüpheci yaklaşıyor. Veya hani tedavimizi reddetme boyutuna gelmiyor belki ama. Hani bu şekilde hayvan sahibini ikna etmek için nasıl bir yol izleyebiliriz? Ne gibi bir şeyler önerebilirsiniz? Arkadaşlar bizim hayvan sahibini ikna etme diye bir şeyimiz yok. Onu zannetmiyorum. Öyle bir gerek de yok. Biz hayvanı tedavi ettikten sonra zaten hayvan sahibi ikna olacaktır. Önemli olan biz o hayvana iyi teşhis koyup hayvanı tedavi etmek. Yani bugün hayvan doğum felci geçiriyorsa, hipokalsemi geçiriyorsa hayvan sahibi istediği kadar ya o tedavi olmaz, o ilaç onu kurtarmaz desin veyahut da ben yaptım desin. Ama siz o tedavi uygulayıp hayvanı ayağa kaldırdıktan sonra o istediği kadar konuşsun arkadaşlar. Geçen de benim sizin söylediğiniz gibi aynı başıma gelen bir olay vardı. İşletmede koyun var arkadaşlar. Bir sığır. Başıma da çok geliyor onu da söyleyeyim. Koruyuz hastalığı hepiniz de bilir. Bunun da teşhisi sahada göreceksiniz. İneklerde çok kolay. İki gözünde arkadaşlar konjüktivit vakası varsa gözlerde özellikle böyle bembeyaz bir hal aldı ve yanında da koyun varsa arkadaşlar tık diye buna bir defa koruyuza teşhisi koyacaksınız.
O hayvanla da fazla uğraşmayacaksınız, kesime göndereceksiniz. Geçen de aynısı oldu. Dedim ki bu hastalık koruyuz arkadaş. Hayvan sahibine söyledim. Ya yok şöyledir böyledir bana şey yapmadı. Bunu dedim kestirmen lazım. Ben bunu tedavi etmem. Boşu boşuna da buna masraf yapmayalım. Beni dinlememiş. Daha sonrasında da işte başka hekim de çağırmış. Tedavi şudur budur. En son öğrendim ki hayvanı kesime göndermiş. İlk Bu tür başta şeyler sizi başınıza gelecektir. dinleyip şey yapsaydı belki o kadar da masrafa girmesine gerek kalmıyor. Aynen. Teşekkürler hocam. Hocam birçok sizi bu arada hani ben burada sorular bana düşüyor. Birçok sizi öven mesajlar alıyoruz. Hani onlara da Allah razı olsun. mesela Mehmet Önkoksal tartışılmasız bir şekilde çok dürüst bir insandır. Selamlar diyor özellikle. Teşekkür Yeteyim. ediyorum Hani Mehmet kardeşim. sorular üzerinden gittiğimiz için o tür mesajları ben size yayından sonra da özel iletirim isterseniz hocam. Hocam Teşekkür ediyorum arkadaşlara. kızgınlığa gelip tohumlanan hayvanlarda döl tutmazsa normal şartlarda ortalama olarak 21 günde tekrar kızgınlığa gelmesi gerekirken bu süre bazen 30 günün üstüne çıkabiliyor. Bunun sebeplerinde bildiğimiz dışında mesela embriyonik ölümler var mı demiş bir arkadaşımız. İşte arkadaşlar burada yine ultrason çok önemli. Burada benim başarımı yükselten, başarı çıtamı yükselten ve para kazanmamı da sağlayan bir unsurdur ultrasonografi. Zaten siz ultrasonla bir 40 gün sonra olsun, 30 gün, 25 gün bazen bu sizin tecrübenize bağlı. Oradaki gebeliği gördükten sonra aradan bir 40, 50 gün geçiyor mesela. Siz gebeliği teşhis etmişsiniz. Hayvan tekrar dönüyor. Tam embriyo falan da bazen şey oluşmadığı için yavruyu da göremiyorsunuz. Zaten o ultrasonla siz olayı teşhis ediyorsunuz arkadaşlar. Burada mutlaka ultrasonu herkese tavsiye ediyorum. Ve bu bizim bölge biraz Çukurova. Yazın neredeyse 50 dereceleri görüyor arkadaşlar. Yaz ortamında yoğun embriyonik ölümler, sıcaklık stresine bağlı ölümler oluyor. Bu çok başımıza geliyor. Eğer dediğiniz gibi 20 günden 20 gün hayvanlar kızgınlık gösteriyorsa 30. günde 20. günde göstermesi gerekiyor. Eğer hayvan tutmamışsa göstermesi lazım. 30. günde eğer kızgınlığa geliyorsa bunun sebeplerinden birisi de embriyonu görüm. Bazen de yumurtalık kistler arkadaşlar. Sadece embriyonik ölüm şey olarak düşünmeyin. Bazen de yumurtalığa bağlı, yumurtalığa takılı kalıyor, kist oluşuyor. Buna bağlı da kızgınlığa gelmeler oluyor. Bunun da teşhisi arkadaşlar ultrasonla oluyor. Yani yumurtalık teşhisini yapıyorsunuz. Orada zaten kisti görebiliyorsunuz. Yine daha önceden gebeliği gördünüz. Gebelik tanısını koydunuz. Aradan 10 gün geçti. 20 gün geçti. Kızgınlığa geldi ama yavru küçük olduğu için, embriyo olduğu için yavru atmıyor. Atma olayı olmamış olduğu için onun tanısı diyorsunuz ki bu embriyonik ölüm diyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar tavsiyem mutlaka fiyatı pahalıdır, yüksektir. Hiç aldırış etmesinler. 12 taksit, 24 ay taksit yapan hasvet var mesela. Orayı da önerebilirim. Hekimlere kolaylık sağlıyorlar ödeme yönünde. Parasını çıkarırsınız arkadaşlar. Fiyatına kesinlikle aldanmayın. Mutlaka büyükbaş kliniği olan her hekimin ultrasonu olmak zorunda. Olmak zorunda diyorum arkadaşlar. Hocam Ercan Topçular hocamız kraldır. Bir tarih öğrencisi olarak zevkle hocamızı takip ediyorum. Sadece bizim Teşekkür ediyorum. meslektaşlarımız değil başka mecralardan da sizi severek gerçekten takip ediyorlar. Biz de Teşekkür bunu ediyorum görebiliyoruz. arkadaşlarımdan. Hocam şimdiye kadar hep büyükbaş hekiminin hani zor kısımlarından bahsettik. Biraz daha yorucu kısımlarından. Bu sebepten bazı sorular geliyor. Hocamız günde kaç saat uyuyor acaba? Hani bunları yaparken kendine vakti kalıyor mu? Diyorlar. Arkadaşlar, hepinizin bir hayali olmalı. Bir de şöyle, ben aynı zamanda doktora da yapıyorum, onu da söyleyeyim. Üniversiteyi zaten dereceyle mezun olmamın nedenlerinden birisi de şunu açıklayayım. Benim ilk dersim arkadaşlar dekanımız girmişti bizim ilk dersimize. Bize çok önemli bir püf nokta söyledi. Dedi ki arkadaşlar yarın o zaman veteriner fakültesi de fazla değildi. Yarın ileriki zamanda hem veteriner fakültesi fazlalaşacak hem daha çok hekim mezun olacak, daha çok bu rakip demek olacak. İş bulmanız için dedi sizin veteriner
kimliğiniz dışında da bir şeyleriniz olması gerekiyor dedi. Bunun birincisi dil, yabancı dil. İkincisi, o zaman internet yoktu arkadaşlar. Bu kadar yaygın değildi, böyle değildi 2000 yılları. Kesinlikle iyi bir teknolojiyi çok iyi kullanmanız lazım. İnterneti, bilgisayarı çok iyi kullanmanız lazım demişti. Zaten bu benim kulağımda küpe oldu. Derslerimi yüksek notlarda tuttum arkadaşlar. Söylediği gibi sadece veteriner hekim olarak mezun olmak değil, bunun gidebileceğin kadar, işte ben şu an doktora yapıyorum. Allah nasip ederse bir yıl, iki yıl sonra tezimi verip tez aşamasındayım. Doktora unvanını alacağım. Bu durmayacak. İşte doçentliktir, profesörlüktür. Gidebileceğim kadar yere gideceğim. O yüzden benim tavsiyem buradan arkadaşlara, arkadaşlar sabit mezun olduktan sonra o şekilde kalmayın. Sürekli kendinizi geliştirin. Bu yabancı dil olsun, işte söylediğim gibi internet olsun, teknolojiyi iyi kullanmak yönünde olsun. Bunları yapın arkadaşlar. Mesleğin başında ben aynı zamanda üniversiteye gidiyordum arkadaşlar, doktoraya, ders aşamasında. Belki öğlen sonuna kadar okuldaydım. Geliyordum saat işte 5, akşam 6, gece 12'ye kadar çalışıyordum. İlk zamanlarım çok yoğun çalışmayla geçti ama sadece kendiniz olarak sahada olmak zorunda değilsiniz. Yanınızda mutlaka yardımcı ekip arkadaşlarınız olmasını ben size öneriyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız 2-3 tane arkadaşla mutlaka klinik kurun. Onu söyleyeyim. Ortak açın. Veyahut da yanınızda yardımcı personeliniz olsun. Bugün benim 2 tane suni tohumlama ekibim var. Onlar şu an çalışıyor arkadaşlar. Suni tohumlama yapıyor. Ben buradayım. Hatta benim böyle bir şeyim vardı. Yaşım 45 olduğunda ben sağdan çekileceğim. Ekibim çalışacak demiştim. Yaşım 42. Ben şu an arkadaşlar eskisi gibi sağda yoğun çalışmıyorum. Onu da söyleyeyim. Sebebine gelince de personeller olsun. Onlar benim işimi hem klinikte rahatlatıyorlar. Yani ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda değilsiniz. Öyle hekim arkadaşlarım var ki gece gündüz pazar, yaşı ilerlemiş. Artık yani emekli de olmuyor. Arkadaşlar bir yere kadar dur demeniz lazım. Yani bu hayat, ömür geçiyor. Geçiyor arkadaşlar. Yani ölünceye kadar çalışmak zorunda değilsiniz. Mutlaka bir neyiniz olması lazım. Bir fikriniz olması lazım, bir planınız olması lazım. Ben şu an planımı kurmuşum, tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Artık şu an hayallerimde benim dünyayı gezmek var. Ekibimi oluşturmuşum, dünyayı gezeceğim arkadaşlar. YouTube kurmuşum, kanalım var. Videolar çekeceğim, paylaşacağım. Şu an yurt dışından, Azerbaycan'dan olsun, Avrupa'dan olsun, Ukrayna'dan olsun takipçilerim var. Takip edenler var, davet edenler var. Allah nasip ederse de gidip oralardan belki videolar çekeceğim. Yine hayvancılıkla ilgili, meslekle ilgili böyle planlarım var. O yüzden her arkadaşımızın mutlaka planı olmak zorunda. Kendilerine de zaman ayırmak zorundalar arkadaşlar. Hayat sadece çalışmakla geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Çok güzel anladım hocam. Çok güzel hani açıkladığınız durumu özetlediniz. Bizler genelde hani özel sektörün yani kendi işimizin böyle bir artıları var gerçekten. Bu mesleğimize bizler tutmamızın oluyor. Hocamızın da YouTube adresini takip etmeyen yoktur galiba zaten ama. Evet. Oradan da takip edip size ulaşsınlar. Kesinlikle. Biz şu an arkadaşlar YouTube'un katıl bölümü var. Aktif hale getirdik. Teşhis ve tedaviyi biz arkadaşlar ilaç olarak o kadar soran var ki yani hani bazı konulara paylaşıyoruz ediyoruz da insanlara biz ne yapmak için koruyucu hekimlik anlatıyoruz. Yani böyle yapmayın. Böyle yaparsanız hayvanınız hasta olur. Ama insanlar hep tedavi yönüne gidiyor. Sorular hep tedavi yönünde. İşte benim hayvanım da böyle. Bunu ne yapacağız, ne edeceğiz? Emrol'un akşama kadar, pazar, gece, gündüz sürekli bana gelen soru şu. Hayvanım sizin videoda gördüğümü, yani hayvanım aynı. Aynı semptomları gösteriyor. Hekim işte ne yapabiliriz buna? Ne ilaç yazabilirsiniz? Ben diyorum arkadaşlar, bir hekim dinlemedikten sonra hayvanı görmedikten sonra ona teşhis koyamaz, tedavisini de bilemez. O yüzden oradan tedavilerimi öğrenci arkadaşlarımla takip ettiği için katıl grubunu aktif hale getirdim. Çok cüzi bir YouTube'un istediği bir ücret var. Aylık 5 TL gibi. Yani orada bundan sonra istediğimiz şekilde tedavileri anlatabileceğiz. Kullandığımız ilaçlar olsun, nasıl hastalıklara teşhis konur,
Bunun gibi videolar çekeceğiz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Katıl grubundan. Hocam oraya katılmak isteyenler galiba size Instagram'dan öğrenci... Evet, o da şöyle arkadaşlar, yani oraya sadece hekim öğrenci arkadaşlarımızın katılmasını istiyorum. Belki hekim olmayanlar da katılmak isteyebilir. Onun önüne geçebilmek için mutlaka arkadaşlarım Instagram sayfasında bir defa öğrenci olduklarına dair bir belgeyi bana göstermeleri lazım. Hocam, Mustafa Çimen hocamızın bir sorusu var. İsterseniz onu da alayım. Tabii, tabii. Klinik açarken izlememiz gereken yasal prosedürler nasıldır? Vergi kısmı nasıl oluyor? Yaklaşık olarak ne kadar bir para gerektirir? Arkadaşlar, ben kliniğimi açtığımda, emin olun şu an nasıl bilmiyorum ama bir tane arabam vardı. Sağ olsun babamız almıştı. 300 TL, 700 TL civarında bir kiram vardı. Çok böyle küçük bir yer tutmuştum. Pahalı olmayan bir yer, küçük bir yer. 300 TL'sini babam karşılamıştı. Gerisi de bizim o zamanlar veteriner klinik açanlara bir şey vardı. İlaç firmalarında destekleri vardı ama şu an biraz değişti o. Şu an her ecza deposu maalesef veresiye, hele de yeni açan kliniklere destek vermiyorlar, onu da söyleyeyim. Yine 2000 TL gibi bir veresiye ile ilaç almıştım arkadaşlar. Yine tank almıştım. Bin de öyle. 3-5 bin TL gibi bir şeyle başladım ben. Küçük bir sermaye ile başladım. Ama şu an arkadaşlar ultrason diyorum. Zaten en büyük büyükbaş kliniğinin gideri ultrason olacak. Bugün bir ultrason fiyatları 20 bin TL civarlarında. Ama bunu da taksitle alabilirsiniz. Onun haricinde bir yaklaşık 20-30 bin TL gibi. Ama yine en büyük burada şeyi araba yapacak arkadaşlar. Araba fiyatları maalesef çok yükseldi. Bugün en kötü bir araba 50 bin TL. Yani 100 bin TL gibi toplamda herhalde bir sermayeye ihtiyaç duyacaklar gibi görünüyor. Sağ olun hocam. Araba konusunda da genel olarak hocam bize önerdikleri, hani Doblo, Kango tarzı alın. Gittiğiniz zaman da paranız varsa da hani daha zengin gözükmeyin, hayvan sahibinden daha kolay para alabilirsiniz diyorlar. Hani böyle çok ultra lüks bir şeye kaçmayın diyorlar. Vallahi hep öyle izlenimler var. Bazen de çok lüks araçla gidenlere para vermiyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu adam para değil, paraya da ihtiyacı yok diyorlar. Bunun ortasını bulmak lazım. Sağ olun hocam. Hocam, hayvan sahibiyle iletişim kurarken, hani bu araba mevzunu şey olsun diye söyledik ama, ne gibi önerileriniz olur? Yeni mezun olacak arkadaşlarımız sahaya çıkacaklar. İllaki bir hayvan sahibiyle sohbeti olacak, şey olacak. Ne gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir sizce? Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bazen yeni öğrenci arkadaşlarımız yanlış hatalara düşüyor. Nasıl hataya düşüyor? Bir defa muayene ücretlerinden, hekimlik ücretlerinden ne yapıyorlar? Ödün veriyorlar. Yine ilaç fiyatlarından ödün veriyorlar. Bu çok büyük bir hata. Arkadaşlar, gelecekte böyle gidiyor. Yani bugün bir gömleğin düğmesini yanlış iliklediğiniz zaman yukarıya doğru bir yanlış oluyor, değil mi? Evet. Aynen, mesleki bir şey de böyle oluyor. Yani başta siz işte yetiştiriciye şirin görükmek için, yani ucuz görükmek için yine ucuz ilaçlar vererekten onu asla arkadaşlar ne yapamazsınız? Sürekli müşteri haline getiremezsiniz. Çünkü orada siz fiyattan ödün verirken kalitenizden de ödün vermek zorundasınız. Daha ucuz ilaçlar kullanıyorsunuz, yeri geliyor. Orada da başarısız oluyorsunuz. Zaten bu durumda müşteri sizi bir kere ucuz diye çağırıyor, bir daha da çağırmıyor. Benim buradan arkadaşlarıma fiyatlarıyla asla rekabete kalkışmasınlar. Korkmasınlar, ilk yıl para kazanmasınlar. Müşteriye bilgi versinler. Müşteri bilgiyi çok seviyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Onu anlatsınlar, onu ikna etsinler. Yine hep bize söyledikleri köylünün diliyle konuşsunlar. Bunlar çok önemli. Yine müşterilerini takip etsinler arkadaşlar. Nasıl takip etsinler? Hayvanı tohumladılar örneğin. 20 gün sonra arasınlar müşterisini. İşte hayvanda bir kızgınlık belirtisi var mı? Hayvan durumu nasıl? Yine aradan bir 2 ay, 3 ay sonra gitsinler. Veyahut da ultrason alsınlar, onu söylüyorum. Bugün ultrason alırlarsa çok kısa sürede müşteri potansiyeli artar, onu söyleyeyim.
Gitsinler kontrol etsinler. 40 gün sonra müşteriye de söylesinler. Ben 40 gün sonra geleceğim, hayvanı muayene edeceğim. Bu şekilde müşterisini takip ederlerse arkadaşlar başarılı olurlar. Ama en büyük yanılgı, hata söylediğim gibi fiyat. Ya işte muayene ücretini küçük tutuyorlar ya da ilaç fiyatlarını olduğunca aşağıda tutuyorlar. Bu da zarar getiriyor kendilerine, farkında değiller. Kesinlikle fiyatla değil, kaliteleriyle arkadaşlar bir rekabet etsinler edeceklerse. Korkmasınlar. Hiç korkmasınlar. Kesinlikle başarılı olacaklar. Sağ olun hocam. Ayşe Üye isimli katılımcımızın bir şeyi var hocam. Yolunuz açık olsun, hayalleriniz gerçek olsun inşallah hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yorumdan sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar, daha çok mesleki ya da hastalık boyutunda değil de hocamızın bilgisini almak istediğiniz konular varsa yoruma yazın. Ultrason kullanımı için açılan kurslar var mı? Bugün bayağı ultrason üzerinde durduğumuz için hocam, herkes şu an arkadaşlar, merak saldı. Şöyle ultrasonla ilgili YouTube'da videoları araştırırsanız emin olun bana ulaşacaksınız. Emin olun. Çünkü bu şekilde çok fazla paylaşım yok ama son zamanlarda benim paylaşımlarım olsun. Yine öğrenci arkadaşlar ara ara söylüyor, işte hocam biraz daha bu konuya eğilim gösterin. Çok basit arkadaşlar. Şu an benim yanımda arkadaşlar var. Kısa sürede onları yetiştirdim. Çok güzel de şu an artık 40 günlük olsun, 35 günlük olsun arkadaşlar nedir? Gebelikte teşhis koyabiliyorlar. Artık kediye, köpeğe olsun, koyunlara teşhis koyabiliyorlar. Çok basit arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Katıl grubunda da bununla ilgili videolar paylaşımımız olacak. Yine sanırım Ankara Üniversitesi'nden bir hocamız var. Bununla ilgili ultrasonografi kursları ara ara veriyor. Ayhan Hoca olması lazım. Doğum Ayhan ve jinekoloji. Baştan. Ayhan Baştan. O da YouTube kanalı var. O da şu an katıl grubunu aktif hale getirdi. O hocamızın kursları var arkadaşlar. Ama ben de katıla özel bununla ilgili videolar paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Basit arkadaşlar. Ultrason kullanması çok zor değil. Çok basit, çok işe yarıyor. Çok para kazandırıyor, onu söyleyeyim. Yani ben belki ilk yılda parasını çıkardım. Müthiş parası var, müthiş geliri var arkadaşlar. Ultrason da niye aldım onu da söyleyeyim. Yine bizim arkadaşlarımızın işte gereksiz, lüzumsuz, hat bilmemezliği, bazen kızıyorum ama haklı olarak kızıyorum. Suni tohumlama uygulamasını yapıyorlar. 50 lira, 100 lira gibi çok cüzi bir kara yapıyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar elle bedava o hayvanları teşhis ediyorlar bedava. Baktım olacak gibi değil. Ben sonra elle muayene yapıyorum, para istiyorum. Müşteri diyor olur mu, sen zaten suni tohumlamayı yaptın, diğer hekimler almıyor. Öyle mi dedim, gittim ultrasonu bastırdım, aldım arkadaşlar. Takır takır takır, ondan sonra emin olun suni tohumlamadan daha çok para kazandım. Bak emin olun arkadaşlar, ve daha çok müşteri kazandım. Bugün bütün tüccarlar size gebe arkadaşlar, ultrasona gebe. Bugün bütün tüccarlar size geliyor, sizi çağırıyor. Aynı zamanda sadece bu ultrasonla bitmiyor. Sizden ilaç da alıyor, sizin müşteriniz de oluyor. Bu yüzden üzerine basıyorum arkadaşlar. Ultrason çok önemli. Büyükbaş kliniğinde ultrasonunuz yoksa, hele de yeni hekimseniz, başarılı olamazsınız kısa sürede arkadaşlar. Rekabet edemezsiniz. Biraz da hocam biz kendi hekim arkadaşlarımız mesleğimize aslında zarar veriyoruz. Yani evet. Hem mesleğimize hem birbirimize. Hani para hırsı bazen gerçekten gözümüzü... Gerçekten var arkadaşlar bu. Maalesef bunu biz yaşıyoruz. Yani bizim de burada yeni mezun olan arkadaşlar. Benim bölgemde çok klinik açılmıyor ama benim yanımda staj yapan bir arkadaş vardı. O da az önceki söylenen olay vardı ya. Yanımda staj yaptı ama karşımda klinik açtı. Önemli değil açması. Beni hiç ırgalamıyor. Ama ne yaptı arkadaş? Benden öğrendi, ilaçlarımı öğrendi, işte fiyatlarımı öğrendi. Gitti benim fiyatlarımla benimle rekabet etmeye çalıştı. Emin olun bir tavuklar için sattığımız veba hapını biliyorsunuz. Evet. Bunu yıllarca 10 TL'ye sattı. Ben 15 TL'ye sattım. Ben satarken müşteriye çok güzel açıklamamı yaptım. Benim ilacım kaliteli, etkili. Bir şekilde siz yol buluyorsunuz zaten. O 10 TL'ye sattı. Hatta benim elemanım onu uyardı. Uyarmasına rağmen işte ben çok aldım da, yükle aldım da onu bitirmeye çalışıyorum. Böyle saçma sapan şeyler. Ama kesinlikle arkadaşlar benim hiçbir müşterim kaymadı. Ben müşterimi kaybetmedim.
Çünkü ben hiçbir zaman fiyatla rekabet etmem. Yine kedi köpek aşılarında olsun. Mesela bizim burada 20 TL'ye, 10 TL'ye ilaç fiyatına aşı yapanlar vardı. Ben buna rağmen bugün Adana'da pet sektöründe arkadaşlar 80 TL, 100 TL gibi fiyatları ben kendi bulunduğum bölgemde uyguluyorum. Bir müşterimin de bana şöyle bir güzel sözü oldu. Ahmet Bey, siz aşıyı çok pahalı yapıyorsunuz ama kesinlikle siz müşterinizi takip ediyorsunuz. Fiyatınız önemli değil. Önemli olan benim hayvanımın aşısını gününde beni arayarak yapıyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Müşterinizi takip edeceksiniz. Bunun başarının sırrı fiyatta değil, müşteriyi takip etmekte. Hocam çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sürekli sorular geliyor. Hani devam edersek sabaha kadar devam edeceğiz büyük ihtimalle de. Aynen. Sizin de çok fazla vaktinizi almayayım. Zaten siz YouTube'da da düzenli olarak soru cevap kısmı Evet. düzenliyorsunuz. Hani Düzenliyorum arkadaşlar. Aynen. onun da bilgisini verin isterseniz hocam. Arkadaşlar oradan da yeri geldiğinde size ulaşıp şey yapabilsinler. Oradan Evet. katılabilsinler. Arkadaşlar, veteriner hekim Ahmet Mert YouTube kanalımızın adı. Öğrenci arkadaşlarımıza katıl grubu var. Oradan üye oluyorlar arkadaşlar. Aylık 5 TL gibi cüzi bir YouTube'un önerdiği bir fiyat var. Oradan da ben öğrenci arkadaşlarımızla hep birlikte, sadece benim vereceğim bilgi değil, oradaki öğrenci arkadaşlarımız her birbirlerini görecekler. Sürekli iletişim halinde olacaklar. Ve orayı bir bilgi paylaşım platformu olarak kullanacağız. Oradan da istedikleri konularda videolar çekebileceğiz arkadaşlar. Paylaşımlar yapacağız. Yine onların da bize göndereceği videolar olacak. Onları da yayınlayacağız. Oraya üye olabilirler. Böyle bir güzel interneti iyi kullanmanın yönü var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok sağ olun hocam. Hocam bir de son olarak genelde hep mezun ya da mezuna yakın arkadaşlarımız için konuştuk da. Şimdi bir de sınıfta olan bu sene online eğitim olduğu için fakülteye hiç gidemeyen uzaktan olan arkadaşlarımız var. Hani onlar da bu konuda hem gelecek anlamında nasıl bir yol izleyebilirler mesleği anlamında hani birden beşe kadar sizce hangi konulara dikkat etmeleri gerekiyor? Öğrenci arkadaşlarımız değil mi? Evet hocam. Birbirimiz. Şöyle söyleyeyim. Bizim burada biliyorsunuz Ceyhan Veteriner Fakültesi kuruldu arkadaşlar. Emin olun, birinci sınıftan benim yanıma gelip şu an mezun olan arkadaşlar var. Muhteşem bilgilerle mezun oldular. O yüzden mutlaka bir kliniğe arkadaşlar zorlasınlar. Yani gitsinler. Hekim çevirse bile gitsinler arkadaşlar. Mutlaka klinik ortamlarını görsünler. Orada kliniğin, hekimin ona vereceği bilgileri de alsınlar. Yine okul derslerinde çalışsınlar arkadaşlar. Şeyden bahsetmedik aslında. Türkiye'de 32 tane veteriner Aynen. kliniğinden bahsetmedik. Onun soruları da geliyor. Arkadaşlar hiç korkmayın. Kesinlikle korkmayın. Az önce ben Azerbaycan'dan bahsettim. Yine Türkiye Cumhuriyetlerden bahsettim. Avrupa'dan bahsettim. Eğer Erasmus imkanı bulabiliyorsanız, yani bu biraz da maddiyata bağlı arkadaşlar. Eğer maddi olarak da imkanınız varsa mutlaka yurt dışında da arkadaşlar gidin, çiftliklere gidin, orada da staj yapın. Hatta yurt dışında çalışabilme imkanı da bazı üniversiteler var, denklik verenler var. Görüyoruz yani yurt dışında, Kanada'da olsun, Amerika'da da olsun. Yine work and travel dediğimiz, hem çalış hem kazan. Böyle uygulamalar var arkadaşlar. Mutlaka benim buradan öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, yurt dışına çıksınlar. Mutlaka çıksınlar. Ben çıktım, gördüm. Oran da kattığı şeyler var. Yabancı dili arkadaşlar es geçmeyin. Mutlaka iyi derecede bir yabancı dil bilginiz olsun. Ben sadece biliyorsunuz kendi dilimizde çok kaynak olmayabiliyor. Birçok yabancı kaynaktan da gayet güzel bilgiler öğrenebiliyorsunuz. Gerçi Google çevirisi falan da var. Yani sadece okuldaki bilgiler değil arkadaşlar, dışarıdan bilgiler de çok önemli. Mutlaka üzerinize katın. Mezun olduğunuzda dobra dobra olmazsınız arkadaşlar, sahaya çıktığınızda. Bir eksiğiniz olmasın. Sahayı sahada öğrenmemiz gerekiyor daha çok değil mi hocam? Kesinlikle sahayı sahada öğreniyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun hocam. Yayın isteğimizi kabul edip yayına katıldığınız için de. Hocam çok fazla size selam var. Hani yorumlar Aleyküm takip etmeye selam, aleyküm selam. çalıştım. Onların hepsine de aleyküm selam dediniz zaten. Ben Ekleyeceğiniz de. bir şey varsa hocam sizi dinliyorum.
Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum zaten. Yok, çok önemli değil arkadaşlar. Ben alışkınım. Çünkü YouTube'da video çektiğimiz için bunları işte paylaşmak, editlemek biraz da zaman alıyor. Bazen gece 1'lere, 2'lere kadar bilgisayar başında olduğum oluyor. O yüzden alışkınım. Benim zaten söyleyeceklerimi az önce söyledim arkadaşlar. Önemli konuları vurguladım. Yani mezun olduğunuzda sadece veteriner hekim olarak kalmayın. Buradan tavsiyem, eğer imkan bulabiliyorsanız mutlaka arkadaşlar doktoranızı yapın. Söylüyorum, mutlaka doktoranızı yapın. Bu tür şeylere önem verin. Sadece sahada çalışmakla arkadaşlar kalmayın. Yaşamasını da bilin, yaşayın. Her şey çalışmak, para kazanmak değil. Şöyle de bizim bir arkadaşlarımızın yanılgısı var. İşte ben tatile gidersem, işte ben pazar çalışmazsam, biz de şöyle yapmazsam başka arkadaşlar benim yerime gider, benim müşterimi kapar. Bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış bir fikir. Kesinlikle böyle değil. Siz işinizde iyiyseniz asla müşteriniz sizi terk etmeyecektir arkadaşlar. O yüzden benim tavsiyem hem çalışmasını bilin, hem yaşamasını bilin. Çok sağ olun hocam. Gerçekten hani felsefemiz olabilecek şekilde konular konuştuk. Hani hekimlik boyutu olsun, fakülte boyutu olsun, saha boyutu olsun. Hani gerçekten zaten hani biz sizinle yani yapacağınızı söylediğimiz zaman tüm arkadaşlar işte sorular geldi, o geldi, bu geldi. Yani biz eliye eliye soru seçtik. O yüzden sorularını soramadığımız arkadaşlar da varsa haklarını helal etsinler. Hani inşallah daha başka bir gün Yine fakültemizde veya tekrar bir arayın. Ben yayında. her zaman hazır ve nazırım arkadaşlar. Emrinizdeyim. Benden istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa hocam sizi fazla tutmayayım. Ben teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat sunduğunuz için, Estağfurullah hocam. arkadaşlarla buluştuğunuz için size tebrik ediyorum. Hem grup olarak, topluluk olarak sizi de gayet takip ediyorum. Başarılısınız. Çok teşekkür ederiz Benden hocam. sonra da kendi sahasında, kendi alanında uzman, başarılı kişileri de paylaştığınızı görüyorum. Ben de bundan sonra sizi takip edeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu bizim için sizden böyle bir şey duymak ayrı bir gurur. Gerçekten hani fakültemiz olsun, diğer mecralar olsun. Sizin sayenizde hocam yani bizlerin büyükleri olduğunuz için biz sizden görüyoruz. Biz elimizden geleni bir çaba olarak yapıyoruz. İnşallah yeri gelir bizler de gerçekten mesleki İnşallah, anlamda inşallah. güzel işler başarırız. Desteğiniz için İnşallah de çok arkadaşlar. teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Buradan tüm arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Arkadaşlar, yayının tekrarını kurmuş olduğumuz YouTube hesabımızdan, Fırat Ünivet YouTube hesabından paylaşacağız. Oradan katılabilirsiniz. Ayrıca hocamızın YouTube hesabını da takip edip daha sonra hocamıza da sorularınızı iletebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.